Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, yani kısaca SOGEB olarak adlandırıyoruz, kapsamında Birleşik Kafkasya Derneği'nin uyguladığı bu proje ile bizler yereldeki yöresel bir ürünü ulusal ve uluslararası bir marka haline dönüştürme yollarını inşallah başlamış oluyoruz. Bu proje daha önce Çerkez kadınlarımızın evlerinde kısıtlı imkanlarla üretebildiği, dolayısıyla sayısal olarak da çok fazla üretim imkanına sahip olmayan Çerkez peynirimizin üretim olarak daha fazla sayıda üretilmesini, dolayısıyla da hem Türkiye'de, ülkemizde, hem de inşallah 5 yıl, 10 yıl sonra bir Kars Kaçarı gibi, Gravyer gibi uluslararası manada da bir markaya sahip olmasını hedefliyor. Kayseri'miz birçok kültürü içinde barındıran bir şehrimiz. Çerkez hemşerilerimiz de bu kültürlerimizden, bu değerlerimizden bir tanesi. 1864 yılında sürgün edilen Çerkez toplumunun bu bölgeye yerleşmesinden sonra onların mutfak kültüründe özellikle en ön planda olan Çerkez peynirini tanıtmaktı amacımız. Burada istihdam açısından 10 tane bayanı istihdam edeceğiz. Buranın en büyük özelliği bu bölgedeki endemik yapıdan kaynaklanıyor. Bu bölgenin endemik yapısı hayvanların süt kalitesinin daha da iyi olduğunu gösterdiğinden dolayı Çerkez peynirine çok uygun bir bölge. Elbette bakanlığımızın bölgesel kalkınma misyonu çok önemli bir bize motive edici görev veriyor. Bizler bu misyon çerçevesinde kırsal kalkınmayı kendimize bir hedef olarak koyuyoruz ve bu proje gibi projelerle de yerelden insanımızın, kadınımızın üretmiş olduğu ürünleri markalaştırarak, ulusal marka haline getirerek bizler bu projeleri desteklemeye çalışıyoruz. ...8 kilogram sütten yaklaşık 1 kilogram peynir elde edebiliyoruz. Elde ettiğimiz bu peynirin tuzlandıktan sonra, kalıptan çıktıktan sonra yaklaşık işte bir 10-15 gün kadar kuzey rüzgarlarının olduğu bir yerde kurutmaya bırakıyoruz. Kabuk bağladıktan sonra, içerisi sertleştikten sonra peynirimizin ömrünü uzatmak için biz yeni teknoloji olan bir vakumlama sistemiyle buluşturduğumuz zaman uzun süre muhafaza etme şansımız olacaktır. Evde yaptığım peynirleri aynı zamanda burada üretmek benim çok hoşuma gidiyor. Benim için de maddi manevi her türlü destekte bulundukları için aileme ve Oran Kalkınma Ajansı'na teşekkür ederim. Projemizin toplam bütçesi 1 milyon 17 bin TL. Bunun %90'lık kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle ajansımızın koordinasyonunda bu destek sağlandı. Şu anda projemizin Pınarbaşı'ndaki Örenşehir köyündeki tesisimizin makinelerinin kurulumu tamamlandı. Yakın zamanda da tam kapasiteyle üretime geçecek. Üretime geçtikten sonra hem köyümüze, hem ilçemize, hem de ülkemize faydası olacağına inanıyoruz. Bu proje kapsamında istihdam edilecek 25 kadınımızla beraber aynı zamanda çarpan etkisiyle dolaylı olarak da süt üreten çiftçilerimizin artan süt miktarıyla istihdam edeceği kişiler veyahut onların sağlayacağı imkanlarla da önemli bir istihdam kapısı olacaktır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Sarıoğlan ve Pınarbaşı ilçelerinde kadın üreticilerin elinden geleneksel peynir üretim tesislerinin kurulması projesiyle tescilli Çerkez peynirini ulusal ve uluslararası alanda markaya dönüştürmek için yola çıkıldı. Hedef, bölgesel kalkınma ve kadın istihdamını desteklemek.